Günaydın sevgili izleyiciler. Sağlıklı, mutlu, harika bir gün geçirmeniz dileğiyle programımıza başlıyoruz. Evet, bugün 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Biliyorsunuz 1900'lü yılların başlarında Amerika'da bir fabrikada çalışan kadınların eşit hak mücadelesi sonrası maalesef acıyla biten bir öykü sonrası böylesine bir günde kadınların haklarının anılması gerektiği ortaya çıkmış. Evet, biz sadece bir gün kadınları hatırlamıyoruz. Programımızı izleyenler bilir. Sürekli kadınların yaşadığı sorunları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Ve ne yazık ki hala kadınlar bir mücadele içerisinde. Hem eşit haklar konusunda hem cinayetlere kurban gitmeme konusunda. Biz bugün hem Ramazan'ı karşılayacağız. Ramazan'ı karşılarken Karagöz'le Hacivat'a da soracağız belki kadın hakları konusunu. Çok değerli bir konuğumuz var efendim. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Sayın Şafak Yılmaz. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Şimdi az sonra Şafak Bey'in yanına geçeceğim ve Karagöz'e soracağız efendim. Bugüne kadar neler yapmış, kadın hakları konusunda neler yapılmış diye de soracağız elbette. Hemen yanı başında sevgili Birsen var. O malzemelerini hazırladı. Yine güzel tariflerini sunmaya başlayacak sizlere. Ve günaydın Birsen'ciğim. Günaydın. Şimdi acaba bugün kutlanmalı mı bilmiyorum. Herkes birbirinin gününü kutluyor ama belki de yaşadıklarımızın daha çok konuşulması gereken bir gün diye bakıyorum. Yani erkeklerle yan yana nasıl daha rahat yürüyebiliriz bu dünyadaki yolumuzda diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben özel günlerin böyle konuları hatırlattığını, konuşulduğunu düşünüyorum. O yüzden özel günlerin kutlanmasında bir şekilde sonuçta çiçek dağılınması, kutlanması, konuşulması bir şekilde bu konunun değinilmesine sebep oluyor. O yüzden özel günlerin bu şekilde kutlanmasını seviyorum. Doğru da buluyorum. O yüzden tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Özellikle yorulan, çalışan, emekleri büyük olan o kadınların, gerçekten en çok onların Kadınlar Günü kutlu olsun hepimizin. Evet, şimdi çalışma hayatına katılmaları da çok önemli kadınların. Evet. Ülkemizde maalesef 100 kadından 31 kadın çalışma hayatının içerisindeymiş. Ama hep şu unutuluyor, aslında kadınlarımız evde de çalışıyor. Evet. Öyle değil mi? Orada kesinlikle da büyük bir yükün altındalar. Evet. O zaman tüm kadınlarımızın bu Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun diyoruz, evet, biz de bir kez daha. Ama bir günde kalmasın o diye de ekleyelim. Bazı kadınlar da karşı çıkıyor biliyor musun? Yani şöyle kadın kadına seninle sohbet ediyoruz. Evet. Niye erkekler günü yok? Niye sadece kadınların günü var diye böyle bir bakış açısı da söz konusu. Bence şu da var herhalde, biz biraz daha böyle naifiz, sesimiz de daha az çıkar, yaratılışımız da böyle olduğu için. O yüzden hani kadınların ön plana çıkarılmasında hiçbir sakınca yok bence. Bunu erkekler de yapıyor. Yani özellikle Kadınlar Günü'nü çok önemseyen erkekler de var. Bu bir sembol gibi düşünmek lazım. O yüzden bence çok değerli böyle günler. Bugün de değerli bir gün. O yüzden güzel bir gün olduğunu düşünüyorum. Evet, herkesin çok güzel geçsin bu günü diyelim ve tariflerine geçelim. Tabii ki. Bugün paçanga yapacağız, paçanga böreği yapacağız ama içine farklı olarak biz bugün pastırma koymayacağız. Kurutulmuş et koyacağız. Bu da bir alternatif olsun, özellikle kokusundan dolayı yemek istemeyenler, tüketmek istemeyenler için kuru etli yapacağız. Peynir olarak da böyle birazcık daha besleyiciliği, süt oranı yüksek dil peyniri kullanacağım ben içine. Ama tabii ki hangi peynir varsa kullanılabilir. Kaşar peyniri çoğunlukla kullanılır. Sebze de koyacağım içine. Belki çocuklara da bu şekilde yedirebiliriz. Pastırma biraz ağır gelirse, hani et yedirmek istersek içine böyle biber, domates bazen konur, bazen konmaz restoranlarda yapıldığı zaman ve genel olarak. Biz bugün domates ve biber de koyacağız içine. Biraz tuz koyacağız ve kızartarak yufkayla yapacağız. Yufkalarımı hazırladım. Klasik bir tarif olacak dediğiniz gibi. Yağda mı kızartacağız? Yağda kızartacağız. Tabii ki fırında da pişebilir ama biraz daha orijinaline sadık olsun. Yağda kızarsın istedim. Onun dışında bir de tatlı yapacağım yanına. Tatlımız çok pratik. Hiç ses çıkarmayacağım stüdyoda. Artık şeflerimizde fobi oldu bu. Ama sohbet öyle güzel akıyor ki biz de istemiyoruz burada. Biz de dinlemeye de çalışıyoruz bir yandan. Ben gerçekten çok şey kazanıyorum bu programda. Ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Brownie de dediğim gibi çırpma işlemi olmayan, çünkü köpürmesini istemediğimiz brownie yapacağız. Bir kek olduğu için, bir tatlı olduğu için çikolatalı bir brownie yapacağız. Bugün bu arada bol çikolatalı. İçine hem beyaz çikolata koyacağız. Zaten ana malzemesi siyah çikolata olacak, bitter çikolata. Biz içine ekstradan beyaz çikolata da koyacağız. Yumurta, Birazcık da kahve aroması içine katacağız. O da daha zenginleştirecek, tadını daha ön plana çıkarsın diye. Şeker, un, tereyağı kullanacağız. Malzemeleri çok az zaten. Bunların hepsini karıştırdıktan sonra fırına vereceğiz. Yarım saat pişireceğiz. Hiç mikserle çırpmayacaksın. Hayır. Elinde. Elimde, çünkü dediğim gibi kabarmasını istemiyorum zaten. Sadece tereyağımı eriteceğim ki çikolatayı eritebileyim. Ardından diğer malzemeleri ilave edeceğim, beyaz çikolata haricinde. Yumurtalarımı tek tek içine yedirerek ilave edeceğim. Hı-hı. Çırpma işlemi yapmayacağım için içine karışmasını istiyorum. Ardından da bir katını sürdükten sonra kalıbıma arasında beyaz çikolatayı yerleştirip üzerine de tekrar normal katıyla kapatacağım, tamam, ve pişireceğim. Brownie ile mi başlayacağız? Evet, o pişerken ben de börekleri kızartacağım. Evet, sen başlarken Karagöz senin için hayatında hangi noktada diye sorsam? Çocukluğum, hepimizin çocukluğu. Geliyor mu çocukluğun aklına? Geliyor, çünkü biz böyle şeylerle, hani hep dedem de bana çok anlatırdı, okul müdürü dedem. O hatta çocuklara yaparmış, anlatırmış taklitlerini, çok sever öyle seslendirmeleri ve hikayelerle hep öğrencilerini böyle şey yapmış, büyütmüş, yetiştirmiş. O yüzden benim çocukluğum geliyor aklıma ve çok severim. Yani özellikle Ramazan'ı da hatırlatır, evet, bana böyle. Evet, benim için çok özel bir şey ve burada gördüğüme çok mutlu oldum. Evet, şimdi tabii bence Karagöz'ün de bir sorunu var. Ramazan'dan Ramazan'a hatırlanıyor şeklinde. Onun da dertlerini sormak gerekiyor, evet, belki bu programda. Ama sohbete şöyle başlamak istiyorum. Karagöz'de de erkek egemen bir düzen söz konusu geçmişte. Evet. Sonradan sonraya sanki kadın karakterler de girmiş ama günümüzde nasıl acaba Karagöz'ün dünyasında kadın desem? Yani şöyle, kâr-ı kadim dediğimiz bizim eski oyunlar. Aslında erkek egemenlik sadece Karagöz'e has bir sorun olmaktan ziyade işin özüne baktığımızda Karagöz'ün bu oynatıldığı beyaz perdeye biz ayna diyoruz. Yani bu aynanın anlamı şudur, yani toplumun aynası. Yani toplum neyse Karagöz'de de biz onu görüyoruz aslında perdede. Aynı sürecin içerisine baktığımız zaman dönemin toplumunda işte kadının hani ne kadar hayatın içerisinde olduğu veya işte ne kadar başka konularda aktif olduğu konusu biraz problemli. Dolayısıyla bu problemi aslında hayatın aynası olarak Karagöz perdesinde de görmekteyiz. Dolayısıyla kadının seyirci dahi olmadığı bir noktada Karagöz perdesinde bazen sadece seslerinin ya da görüntüsü varsa bile bir elinde çocuk, kucağında çocuk ve karnında çocuk şeklinde tasvirlerinin olduğu bir dönemden günümüzde artık kadının her anlamda, her alanda Karagöz perdesinin içerisinde, yani günümüz hayatında nasılsa, dedi ki hayatın aynası diye, bu günümüz şartlarında kadın hangi durumdaysa tamamen yansıttığımız bir çerçevede ve bunu bazen sorunları da ele alarak yapıyoruz. Bazen o iletişim sorunlarını, yani aslında her şey bugün şiddet de, bugün ölüm de, yani kadınlara yönelik yapılan bütün bu, aslında şiddetin de ötesinde çok daha tırnak içine söyleyeceğim, bu katliam da tamamen sözde başlıyor. Dolayısıyla biz Karagöz'de önce kadına karşı sözü toparlamaya çalışıyoruz. Tasvirlerde, ilişkiler bu şekilde devam ediyor. Böyle bir çabanız var mı? Tabii ki, yani harika. Öncelikle kadın hayatın içerisinde, yani hayat dediğimiz o aynanın içerisinde aktif olmaya başlıyor. Ne olarak? Tasvir olarak, yani kukla diyelim, yani anlayabilecekleri, evet, tabiriyle kukla olarak aktif olmaya başlıyor. Orada aktif olduğu zaman sözsel olarak, ilişkisel olarak, yani günümüz derdinin içerisinde kadın, günümüz meselenin içerisinde neredeyse biz Karagöz'de de oraya taşımaya çalışıyoruz. Yani sadece bu hani ben olarak değil, bütün Karagöz ustaları bu çabanın içerisinde ve bunu değiştirip, dönüştürüp güncelleştirme çabasındayız. Ya elimizden bu çaba bile yapacağız. Çok değerli diye düşünüyorum. Elbette. Yani söylediğiniz konu ne kadar acı. Seyirci bile olamıyormuş kadın, evet, bakın o dönemler. Bırakın perdede yer almasını, ayna dediğiniz, evet, evet, yerde yer almasını, yer aldığında da karnında çocuk, kucağında çocuk, yanında çocukla, evet, öyle bir tasvir söz konusuymuş. Yani seyirci bile olamaması kısmı beni çok üzdü, yani açıkçası. Evet, bu şey, yani sadece Karagöz'e özel değil, tabii, Karagöz meselesine, tabii, özel değil. Yani bu aslında dedik ya, toplumun aynası, yani toplumun, tabii, her noktasında kadın biraz daha evinin, penceresinin, hatta perdesinin arkasında kalmış. Ama biz kendi perdemizin arkasından kadını öne doğru çıkarma çabasında olacağız her şimdi zaman. Şimdi dünyada kadının kadın konuları hala gündemde. Yani hak ettiği yerde değil aslında, hak açısından da kadınlar maalesef. Kağıt üstünde öyle de hani yaşam konusunda öyle olamıyor ama tabii biz çok şanslıyız. Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz, evet, oldu. Bize öncülük etti, değil mi? Bakın böyle bir konumdan, sizin söylediğiniz konumdan seyirci olabilme lüksüne geçen bir Türk, kesinlikle, kadını oluştu değil mi? Yani kesinlikle hani bir taraftan yani biraz daha böyle madalyonu ters çevirdiğimiz zaman şunu da görüyoruz. Karagöz sonuçta bir aynı zamanda hiciv sanatı bir toplumsal eleştiri olarak da görebiliriz. Yani sonuçta orada Karagöz seyircisi bunu da merak ediyordur bir taraftan. Yani kadınlar nerede? Yani sesi var, kendisi niye yok? Ya da varsa böyle niye var? Bu da bir toplumsal eleştiri olarak da düşünülebilir. Ama eleştiri olduğunda bugün günümüz şartlarında artık yavaş yavaş onu gün yüzüne çıkarmaya çalışmasından görüyoruz. Toplum el verdiği sürece Karagöz elinden gelen her şeyi yapacaktır diyelim. Bu bağlamda bütün kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de kutlayalım. Karagöz adına, kendi adımıza diyelim. Evet, çok güzel. Evet. Şimdi Karagöz'ün de bir derdi var mı? Ramazan'dan Ramazan'a daha çok hatırlanmak gibi. Evet, yani şöyle aslında hani bu da biraz sorun. Yani dert olmaktan ziyade genel bir sorun. Bu sadece Karagöz'ün de sorunu değil. Macuncu da aynı şekilde hatırlanıyor. Öyle mi? Evet, yani sanki böyle şerbetçi de aynı durumda. Ramazan şerbetleri. Yani Ramazan da aslında bizim nerede o eski Ramazanlar sözünün altına dolduracağımız bütün hikayeler bu sorunla karşı karşıya. Fakat Karagöz yani bu perdeyi de yırtmış açıkçası. Çünkü önceleri Karagöz genelde Ramazan aylarında kıymet bulurken, değerlenirken veya bazı özel günlerde kıymet bulurken bugün Karagöz perdesinin bir köy okuluna kurulması ve Ramazan'ın dışında olması bizi çok çok memnun ediyor. Ve inanın böyle sürekli bu konuda telefonlar, yani gösteri yaptırmak istemeyebilirler insanlar veya biz bu işi yaptığımız için geçim kaynağımız, bütçeler yetersiz olabilir vesaire vesaire. Ama hala bir fikir alabilir miyiz, bir bilgi alabilir miyiz deyip Ramazan'ın olmadığı bir ayda da bu görüşün olması bizi çok çok mutlu ediyor. Onun için biz de diyoruz ki evet, Ramazan 11 ayın sultanı ama Karagöz 12 ayın sultanı. Harika bir slogan. Şimdi günümüzde çocuklar dijital bir dünyada yaşıyor. Ben merak ediyorum, hala o perdenin arkasındaki gölgeler ilgilerini çekiyor mu? Kesinlikle. Yani bu aslında temel meseleleri güncellemekle alakalı. Yani siz evet hala olabildiğince biz kıyafetleri, tipleri korumaya çalışıyoruz. Çünkü aynı zamanda geleneksel bir meslek bu. Usulü korumaya çalışıyoruz ama meseleyi güncellediğiniz zaman yani Karagöz'ün ağzından bugünkü sosyal medya isimlerini duyduğunuz zaman veya sosyal medyada dönen yani onların aslında çıkı yapıp ilgilendiği o alanlardan bir şeyi perdeye taşıdığınız zaman mutlaka ve mutlaka onlar da kendilerini perdenin içerisine dahil ediyorlar. Çok güzel. Siz de o zaman günceli sürekli takip ediyorsunuz. Kesinlikle. Yani onu yapmak zorundasınız. Çünkü eskiler nasıl ortaya çıkacak? Seyirciyi oraya alamadığınız zaman yani hep deniliyor ya Karagöz ölüyor, Karagöz bitiyor. Yani buna kesinlikle keskin bir çizgiyle karşı çıkıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Biz orada seyirciyi perdenin içerisine alamazsak, yani tırnak içinde söylüyorum, seyirciyi öldürürsek Karagöz ölür. Dolayısıyla seyirciyi yaşatmanın yolu da Karagöz'ü güncel tutmaktan geçiyor. Yani Karagöz güncelleniyor diyebiliriz sürekli. Bu da sevindirici. Zaman zaman konuşuyoruz ama Yunanistan bir ara sahip çıkmaya kalkıştı Karagöz'e. Evet. Durum ne? Son durum nedir? Bizim mi? Onların mı? Hani Bursa'da biliyorsunuz yerleri var. Evet, yani bu UNESCO çapında yapılan bir araştırma ve envanter çalışması aslında. 2009 yılında Karagöz Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edildi. Oh, şükürler olsun. Yani bu bir envanter çalışması. Envanterden kastımız önümüzdeki tasvirler, ustalar, atölyeler, gösteriler, yapılan müze çalışmaları ve aynı zamanda bunun akademik geçmişi ve günümüzdeki hali gibi durumlar söz konusu. Bu konuda Yunanistan yetersiz olduğu için, yani ispat konusunda yetersiz olduğu için Türkiye'ye devredildi bu mesele. Ama hani bu yarın bir gün Yunanistan'da da Karagöz'ün kültürel mirası, Karagöz demeyelim, Karagöz'isin. Yani bir şeyin hep sonuna izisin dendiğinde bizimkiler oluyor onların. Yani bugün baklava isteyince, paçanga isteyince her şey dönüşebilir. O nedenle Karagöz'isin kültürel mirası olmayacağı anlamına gelmez. Ama biz hani elimizden geldiğince bu benzerlikten yola çıkarak isim benzerliği, bu kültürün benzerliği konusundan yola çıkarak. Osmanlı topraklarında değil mi? Yüzyıllarca yani sonuçta kültürlerin yani taşınması çok normal. Elbette yani zaten kozmopolit bir ortam birincisi. İkincisi gölge tiyatrosu çok kültürel evrensel bir kavram. Her toplumda yani bugün kabile dediğimiz bir yapının içerisinde bile bir ayinin ortasında gölge tiyatrosunu görebilirsiniz. Aslında ama, doğudan çıkma bir tabii ki yani hani uzak doğudan gelme aslında gölge tiyatrosu. Bugün de hala birçok büyük unsurunu görebiliyoruz gölge tiyatrosunun ama bu artık evrile Anadolu'ya renklenerek gölgeden de çıkıp renklerini alıp yani bizim aslında kendi milletimizin, kendi toprağımızın, Anadolu'muzun bütün renklerini şarkılarıyla, giyim kuşamıyla, yöresel şive yapısıyla, her şeyiyle koruyup perdeye taşımış ve o hani rengarenk bir toplumuz, hep bunu söyleriz ve rengarenk bir gölge tiyatromuz var. İsmi her ne kadar gölge olmasa da öyle şunu diyelim. Merak ettim. Yunanistan'da demek ki Karagöz var. Devam ediyor. Ama onlarda bir Laz var mı? Değil mi? Diğer karakterler, kabadayı var mı mesela? Evet. Onlar da var mı? Hiç seyrettiniz mi? Şimdi hemen hemen yani onların toplumunda, Karagöz nasıl bizim toplumun aynasıysa, onların toplumunun ve geleneksel yapısının aynası olan birçok tip o perdede de var. Ama bizim tiplerle uyuşan var mı? Yani uyuşmuyor tip olarak. Karagözist de benzemiyor. Yani Karagöz'ün aynası değil. Yani Karagözist deyince komiğime yani, gidiyor bu arada. Karagözist de benzemiyor. Aynısı değil çünkü hemen hemen tipler. Hacivat'ın karşılığı olan tip de aynısı değil. Ama bu yani tiyatro kavramındaki bu zıtlık, bu çelişki durumu hemen hemen bu da evrensel bir kavram. Yani bunu hemen hemen birçok Batı tiyatrosunun içerisinde de görmek. Hiciv de evrensel. Tabii. Yani hani günümüz ikili ilişkilerinin olduğu veya işte ne bileyim dizilerde, sinemalarda ikili tiplerinin olduğu mizah kavramı da buralardan çıkıyor. Fakat yani gölge tiyatrosu dediğimiz gibi evrensel, Yunanistan'da hemen hemen neredeyse yani bizim perdemizin aynası, bizim ışık yansıtmamızın aynası ve bu sadece Yunanistan'a has değil, birçok toplumda sadece burada bizim dikkatimizi veya tepkimizi çeken şey bu isimlerin benzerliği. Sonuna is ekleyince kültürel mirasımız başkasına gitmiş olmuyor. Ama neyse tescillenmiş en azından. Sonradan tamam gerekli araştırmalar yapıldığında onlar da kendilerine uygun olanı alabilirler UNESCO'dan yani, diyorsunuz. UNESCO bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Sadece Karagöz alanında değil. Yani bugün kendisi işte aynı zamanda hocam da Profesör Doktor Öcal Oğuz hocamız UNESCO'nun başında. Üniversitemizde Türk Halk Bilimi bölümünde de müthiş çalışmalar oluyor ve sadece hani Karagöz haricinde nazar boncuğudur, ebrudur, ne bileyim işte bir nakkaşlıktır, Yemenili, yani bütün alanlarda kültürün, mirasın taşıyıcısı olan tüm insanlara sahip çıkmaya çalışan bir platform aslında baktığınız zaman ve bu 2009 yılındaki işte Karagöz'e yönelik çalışma aslında Karagözcüleri de korumuş, yaşayan insan hazinesi ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı diye iki kavram ortaya çıkıyor. Yaşayan insan hazinesi işte çıraklar yetiştirmiş ve yani ustalardan bir sürü iş görmüş ve bir sürü eserler ortaya bırakmış. Oyunlar, tasvirler vesaire, Karagöz alanında konuşuyorum. Ve artık hazine olmayı hak etmiş kişilere verilen bir ünvan, artık yaşını başında almış. Kültürel miras taşıyıcısı da bu kültürün aktarıcısı olan, taşıyıcısı olan ve günümüz şartlarında işte gelecek nesillere de işte çıraklar bırakacak veya işte ne bileyim hala yeni gelişmelerle, güncellemelerle Karagöz'e bir şeyler katacak olan kişilere verilen bir ünvan, kültürel miras taşıyıcısı. Evet, Profesör Doktor Öcal Oğuz hocamıza biz de buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Uzun yıllar bize de sürekli konuk olarak somut olmayan kültürel miraslarımız hakkında bizlere bilgi verdi. İzleyicilerimizle paylaştık bu bilgileri. Burada az topaç çevirmeye çalışmadık hocamla birlikte. Yani bakın aslında topaç bile ne kadar önemli bir mirasımız. Evet. Yani onu aslında şimdiki çocuklar sonra onu başka ülkeler aldı, daha mekanik hale getirdi ve çocuklar hala çok ilgi gösteriyor değil mi? Evet, yani ama eskisine de gösteriyorlar hala. Yani hocanın derdi güzel öncelikle. Yani gerçekten hatta bugün bir paylaşımını gördüm kendisinin. Müze candır, cam değil şeklinde bir paylaşım. Güzel. Yani dolayısıyla hani bu cam mekanların ardında gizlenmiş bu müze kavramından biraz hem gelecek nesilleri hem de günümüz insanlarını, yani işte geçmişten bir şeyler hatırlamak isteyen ziyaretçilerine de bir şeyler katmak isteyen bir müze anlayışına doğru, artık yani canlı müze anlayışına doğru. O zaman hemen söyleyeyim, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'ni de kurdu kendisi. Evet. Gazi Üniversitesi'nin bünyesinde miydi, Ankara Üniversitesi'nin mi? Şimdi Gazi Üniversitesi ikiye bölününce Hacı Bayram Veli Üniversitesi oldu. Hacı Bayram Veli. Şu an Hamamönü'nde bir müze var, hocamızın kurduğu ve ekibinin çalıştığı. Lütfen gezin diye bunları hatırlatıyoruz sevgili izleyiciler. Hamamönü'ne. Ve geçtiğimiz ayda da Göl Gölbaşı'nda ikinci bir somut olmayan kültürel miras müzesi kuruldu. Onu bilmiyordum. Devam ediyor çalışmalar. Sizden öğrenmiş olduk. Evet. Çok güzel. Zaten Ramazan deyince Ankaralılar bilir, hamam önü bir başka hareketlenir. Kesinlikle. Öyle değil mi? Orada güzel böyle programlar olur. Tam Ramazan gelir oralara. Evet, evet. Hamam önüne özellikle. Siz de yoğun oluyor musunuz Ramazan boyunca? Evet. Yani şöyle, hamam önü zaten hani hep ilçelerde Ramazan sokağı deriz ya. Yani Ankara'nın Ramazan sokağı, evet, aslında. Her şey orada hareketleniyor. Dolayısıyla Karagöz'de işte az önce değindiğimiz, her ne kadar bu konuda böyle sorun, yara olarak görsek de bir taraftan da işimiz ekmeğimiz diyerek iki katı, üç katı şeklinde biraz yoğunluğumuz oluyor Ramazan ayında. Çünkü biraz da şu var, sonuçta hep diyoruz ya, gelecek nesiller, gelecek nesiller. Hı hı. Onların da nerede o eski Ramazanlardan esinlenen öğretmenleri var. Veya işte ne bileyim anneleri, babaları var, dedeleri var. Dedeleri var tabii. Biz küçükken Ramazan'da şöyle yapardık deyip torunun elinden tutan bir dedeyle, bir öğretmenle işimiz, gücümüz, Karagöz'ümüz bir şekilde devam ediyor. Evet. Mesela ben bir sene sordum. Değerli konuğumuz Saklıköy'de değil mi aslında? Altınköy. Altınköy, pardon. Altınköy'de sürekli olarak bulunuyor. Şimdi Birsen oğlunun küçük de olsa elinden tutup onu Karagöz izlemek değildi belki amaç, ama götürmüş bu güzel yere, bu güzel mekana. Evet. Karagöz'de izlettin mi Birsen? Karagöz izlemedi henüz. Biraz küçüktü gittiğimiz zamanlarda hani bir şey izlemek için, ama şu an 4 yaşına girdi ve artık hani anlıyor. Seve seve izleyeceğini düşünüyorum. Biz zaten havanın ısınmasını bekliyoruz yeniden gelmek için. Geldikten sonra ben de izlemek istiyorum, sabırsızlıkla geleceğim. Bize de iyi geliyor değil mi? Ne olursa olsun. Ben çok seviyorum. Evet, çok seviyorum böyle eskiden kalan, böyle bize ait şeyleri gerçekten yaşamayı, hissetmeyi çok seviyorum. İşte sen oğluna aktaracaksın, evet, ben kızıma aktardım gibi gibi, böyle nesilden nesile geçecek. Şimdi neler yaptın efendim o brownie ile ilgili? Brownie'nin şimdi aslında hazır hamuru. Dediğim gibi karıştırmadan bunu hazırladım. Şimdi, ama şöyle miktarlarla bize söyler misin o karışımı? Aslında ben böyle bugün biraz az yaptım. Ürünleri az tutmuştum. İşte burada şu an hızlıca yapılabilecek bir tarif olsun. Çırpmadan hızlıca. Şu an ekrana yansıyan tarif az bir miktar mı? Yani evet, yansıtıyor? Bu 2-3 kişilik bir tatlı. Hani çok, yani birer dilim yiyebilir işte 3 kişilik veya işte 4 kişilik diyelim. Çünkü brownie biliyorsunuz biraz böyle yoğun bir tatlı olduğu için 4 kişi bunu yiyebilir. Hızlıca böyle çırpıp yapıp fırına verip, şu an zaten hazır aslında tatlımız. Ardından 30 dakika pişme süresi olacak. 180 derece fırınımda ısıttım. Hatta şu an siz bakarken şeyi de yapayım. Arasına beyaz çikolata, farklı olarak onu yapacağız. Böyle arasına işte biraz çikolata yerleştirirsek şöyle koyalım. Ay, bakar mısınız? O kalıp şeklinde mi yerleştiriyoruz? Evet, o eriyecek içinde. Yerken böyle kestiğiniz zaman ortası beyaz çikolatalı, dışı da siyah çikolatalı olmuş olacak. Onu böyle lokma lokma tüketmek belki daha iyi olmaz mı? Olabilir. Yani kahvenin çok yanına, yoğun olacak. Çok çünkü yoğun olacak. Kahvenin yanına böyle minik minik kesip mesela servis yapılabilir. O şekilde de çok güzel olur gerçekten. Fıstıklı mı seçtin beyaz çikolatayı da? Bizimki evet Antep fıstıklı olacak. Bugün menümüz böyle şeye uygun. Hep bizim yöresel şeylerimiz olmuş oldu. Çok güzel oldu. Hem kültürel miras hem yemek anlamında da bizim kültürümüze ait bir şeyler oldu. Antep fıstığı ve paçanga böreği. Aslında brownie de bir çeşit kek zaten. Bizim yaptığımız kunta kinte vardır, ıslak kek. Onun bir versiyonu. Kunta kinte miymiş onun adı? Kunta kinte diyebilir. Eskilerde öyle bilinir. Hatta yemek tarifi kitaplarında öyle geçer. Eski yemek tariflerine ulaşırsanız, yani anneannelerin, işte büyük teyzelerimizin... Kunta kintenin ne olduğunu biliyor musun? Hayır, anlamını bilmiyorum ama benim için ıslak kek. Kunta kinte şöyle bir şey değil miydi? Bir dizi vardı geçmişte. Zencilerle ilgili. Oradaki kahramanın adıydı. Öyle mi? Evet. Ve benim gördüğüm, ulaştığım eski yemek defteri tariflerinde hani böyle... Tek kanallı döneminden kalma Türkiye'nin. Çok hoş. Ben de bunu ilk defa duydum. Orada hep kunta kinte olarak geçiyor. Renginden dolayı demek ki. Demek ki şu an ben de anladım onu. Çok da sevimliymiş bu benzetme. Evet, o zaman sen yemekleri hazırlarken, Karagöz'le ilgili sohbete devam ederken ara vaktimiz gelmiş. Yönetmenim uyardı. Sonrasında tekrar karşınızdayız. Of hay hak! Anadolu'nun renkleriyle aydınlanır perdemiz, aynaya yaklaşınca güzelleşir çehremiz. Sınırımız yoktur, küşteri meydanıdır şehrimiz. Hayali derler, onun elinde nefsimiz. Dilerim Mevla işimizi rast getire. Efendim bendeniz Hacivat Çelebi, aman benim Karagöz'üm nerededir? Karagöz, yar bana bir eğlence aman, aman bana bir eğlence, yar bana bir eğlence. Kafana gelsin tencere. Ah benim Karagöz'üm. Yahu ne bağırıyorsun kel kafalı Karagöz'üm? Yahu Karagöz'üm gelsene. Geldim be Allah Allah. Ah Karagöz'üm hoş geldin merhaba. Hoş bulduk suda pişmiş bal kabağı. Yahu Karagöz'üm dur bakayım. Bak neredeyiz? Neredeyiz yine? Yahu geldik ya. Ne diye geldik be? Yahu Karagöz'üm Kanal B'ye geldik. Anam ne kanalı bu? Su kanalı Allah Allah. Televizyon kanalı canım. Nerede bu? Yahu Allah Başkent Üniversitesi'nin kanalı var ya Kanal B. Anam niye söylemedin sen bana bunu ya? Karagöz'üm yazdım ya WhatsApp'ına. Neyle? WhatsApp'ına. Allah canını almasın ben onu görmüyorum ya. Ya Karagöz'üm her neyse. Efendim geldik bak burada Ayşen Hanım var. Ayşen Hanım var. Ayşen Hanım mı? Anam Ayşen Gaye mi burada? Tabii Karagöz'üm bir de Birsen Hanım var. Hani sen bir sen bir ben demiştin? Efendim bir sen bir ben işte. Bir de bir sen hanım. Anam bir sen bir ben bir sen. Evet Karagöz'üm. Ah efendim bize güzel güzel hazırlıklar yapıyor kendisi. Ayşen Hanım da muhabbet sohbet ediyor. Ay, iyiymiş güzelmiş ya. Hadi bakalım programımız şimdi devam ediyor. Ay, iyi bakalım. O zaman ben geçiyorum izlemeye televizyonun başına. Hanımla oturup çay demler çekirdek çıtlarız. Kanal B'de biz bize izleriz. Ha? Hadi bakalım görüşmek üzere. Hadi kal sağlıcakla. Şafak Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Yani şöyle ağzımız kulaklarımızda izlememek mümkün değil. Evet, gerçekten yani. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şimdi Şafak Bey bu farklı sesleri aynı anda çıkartmak, değiştirmek, o timing siz aynı zamanda müzikte yapıyorsunuz. Karakterleri de birazdan tanıyacağız. Çok fazla farklı tip seslendiriyorsunuz. Şimdi önce siz nasıl başlamıştınız bu işe? Ve tabii ki herkesin yapamayacağı bir şey. Biraz da usta çırak ilişkisiyle yürümesi gereken bir durum diye düşünüyoruz. Siz nasıl ilgi duydunuz? Ya aslında bu şeyin yani Karagöz meselesinin bir akademiyası yok. Veya bir lisesi, üniversitesi vesaire böyle bir ortamı yok. Yani bu tamamen alaylı olarak yetiştiğimiz bir alan. Yani ustadan çırağa. Yani asırlardır böyle gelmiş bir sanat ve biz de böyle devam ettireceğiz. Yani bir çırak yetiştirip ona sanatımızı aktaracak. Tabii ki yetişiyor bir taraftan. Güzel. Kendisine buradan aynı zamanda bugüne özel de bir mesaj olacaktır. Benim çırağım bir kadın Betül. Evet kendisinin gözlerinden öpüyorum burada. Çok mutlu olduk. Betül Hanım'ı da bekliyoruz bir dahaki sefere. İnşallah diyelim. Ya kadınların da seslendirmesi bana çok değişik geldi. Evet. Şimdi şöyle aynı zamanda hep kadınlar artık perdenin içerisinde, hikayenin içerisinde diyoruz ama bir yandan bizim kadın somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarımız da olmaya başladı artık son yıllarda. Çok güzel. Çünkü o ifadeyi sağlamaya başladılar. Sonuçta bu meslek hani her ne kadar nasıl öğrendik, nasıl ettik desek de ustadan aldığımız gibi devam etmiyor. Bir şeyler katıyoruz, yeni duyumlar. Yani kulağımız gelişiyor, sesimiz gelişiyor, peşrev dediğimiz el ve kol hakimiyetimiz gelişiyor. Yani kendimizin de katkılarıyla devam ediyor. Her ne kadar ustamız çok önemli olsa da tabii ki ustamın yanında hani oldukça zaman geçirdim. Sizin ustanız kimdi? Meddah Kenan Olpak. Ondan aldım ben eli. Ve 2018 yılında artık icazetimi alıp kültürel miras taşıyıcısı oldum. Siz kendinizi buna yakın mı hissettiniz? Nasıl o yola geçtiniz? Onu merak ettim. Hocam şöyle yani, Karagöz benim hani illa Karagöz yapacağım diye bir gayretim yoktu ama ben bir kent tiyatrosunda işte hocam da oradaydı, tiyatro eğitmeniydi. Beraber tiyatro yaparken hani bu Batı tiyatrosunun tırnak içinde böyle kasıldığımız jestler, mimikler, diyaframlar falan filanlardan çıkıp bir İbiş'in Rüyası oyununda bu kadar rahat olduğumu hissettiğim anda geleneksel tiyatroya olan ilgim arttı. Dolayısıyla hocam da Meddah Behçet Mahir'i dinlemiş, onun hikayeleriyle meddahlığını sanata dönüştürmüş bir ustaydı. Ona sordum. Meraklarımı o giderdi. Yani Karagöz'de, Kukla'yla, geleneksel tiyatroyla olan ilişkimi o başlattı. Yani sahne sanatlarıyla zaten iç içeydiniz. Tabii, anladığım kadarıyla. Sonra geleneksel sanatla tanışınca benim yerim burası yani, olmalı dediniz. Önceden hani eski Ramazanlar diyoruz ama 23 Nisan'da köy okulu mezunuyum Samsun'un Bafra ilçesinde ve orada müsamereler olurdu böyle 23 Nisan'da. İşte Dede Korkut'tan hikayeler canlandırılırdı, orta oyunları, Nasrettin hocalar vesaire. Ve bir öğretmenimiz geldi, bizi böyle başka bir sınıfın öğretmeniydi ama böyle bir şey yapacağım dedi ve bizi bir aldı, bir anda Nasrettin Hoca oluyoruz, bir anda Deli Dumrul oluyoruz falan. Köyde tiyatro yapıyoruz ve bu böyle hep uhde olarak kaldı ve devam etti ama hani şey... Ufak ufak besleyerek, hani öldürmeden. Ne kadar önemli. Aslında onun kaderiniz çizilmiş bir anlamda. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir öğretmen insanın hayatını değiştirebiliyor. Tabii. Çok önemli. İşte bugün de ustamızdan aldığımız bu beceriyi, bu sanatı gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Evet, biz az sonra tek tek tipleri tanıyacağız ama mutfağa dönelim mi? Kunta Kinte ne durumda soralım mı? Kunta Kinte'yi. Soralım bakalım halimizceymiş. Evet, Birsen'cim, Birsen... bir ben var zannetmiş Karagöz ama. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok tatlıydı, evet, çok keyifliydi. İçinde olmak ayrıca güzeldi. Ama Ayşen de varmış. Başka yerler, kişiler de varmış. O kadar güzel hissettirdi ki şeyi düşündüm. Çocuklar da bunu izlerken içine resmen girerler sizin anlatımınızla, yaptığınız oyunla. Çok güzeldi. Kunta Kinte pişiyor. Aslında brownie pişiyor. Meğerse çoğu kişi öyle söylüyormuş o keke. Evet, yani dediğim gibi rejiden çünkü kulağıma geldi arada. Aa, biz de Kunta Kinte deriz diye. Evet, halen bugün bile böyle yemek okulları olan bizim böyle işte belediyelere ait bir yemek okullarında bile hala ıslak kek yerine Kunta Kinte diye hocalardan böyle geçiyor. İşte bakın şimdi bir dizi tüm Türkiye'de izleniyor ve kültürü nasıl etkiliyor değil mi oradaki isimler? Ve o diğer nesillere de aktarılacak bu şekilde. Evet, bir şekilde onu sanki ben mesela dizi olduğunu bilmeden ismi olarak zannediyordum. Mesela ıslak kekin bizdeki bir ismi de Kunta Kinte zannediyordum. Şu an öğrenmiş oldum. Şimdi paçanga böreği bize ait ama. O bize ait, evet. Kesinlikle bize ait. Çok da güzel, klasik bir lezzet. Dediğim gibi sadece küçük bir değişiklik yaptım ben içinde. Bir de bu arada kuru domates de ekleyeceğim. Birazcık tadına kuru etle yakışacağı için. Çok hoş. Farklılık olsun diye. İçine mi koyacaksın? İçine koyacağım. Hani bunlar hep alternatif olabilir diye bir göstermek için aynı zamanda. Ama kuru eti dediğim gibi ben de çünkü pastırma tüketmekten biraz kaçındığım için kokusu daha sonra böyle rahatsız edebileceği için yerine bir muadil olarak kullanmak istedim. Ve içine de genelde kaşar peyniri konur. Belki dil peyniri de olabilir diye onu da koymak istedim. Çok benzer peynirler zaten. Sadece dil peynirinin süt oranı daha yüksektir. Biraz daha çocuklar için de özellikle güzel olabilir. Bunları böyle küp küp yapacağım. Bütün malzemeleri karıştıracağım. En son üzerine etleri koyup börekleri sarıp şu an zaten birazcık yağ hafif ısındı. Onu iyice ısıttıktan sonra kızartacağım. Yani sarma kısmını acaba görebilir miyiz diye düşündüm. Tabii. Şöyle hazır sendeyken bir sarma işlemi yapabilir misin acaba? Olan malzemelerle. Tabii ki hemen şunu açayım. Çünkü onun sarması önemli. Dağılmaması gerekiyor kızarırken bildiğim kadarıyla. Evet, o yüzden ucunu zaten hafif bir suyla yapıştıracağım. O önemli, yapıştırmak. Bu arada kurumaması da önemli tabii ki yufkamızın. Şimdi malzemeleri henüz tam karıştırmadım ama şöyle bir göstermek için şey yapabilirim. Domates ve biber ince doğradım. Evet, küçük küçük bunlardan da ilave edeceğim. Eti en son... Bayağı da malzeme girecek o yufkaya. Evet, şöyle mesela her bir yufkaya böyle 2 kaşık kadar malzeme koyacağımızı düşünebiliriz. Şöyle hemen şundan da birazcık koyayım. Şimdi çünkü kurutulmuş domates de var işin içerisinde. Ne kadar malzeme bol olursa kapatması o kadar zor olabilir. İzleyicilerimizle paylaşalım diye düşündüm bu anı. Bu şekilde böyle üzerine eti bırakacağım. Şöyle birazcık daha koyabiliriz. Tabii siz de Birsen gibi öyle incecik incecik kesebilirseniz domatesle biberi sığdırmayı başarabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde şöyle kapatacağız. Olması gereken boyut bu. Dediğim gibi şu ucuna şu anda ben suyumu hazırlamadım. Böyle kalem börek gibi sarıyoruz. Suyunu da... Böyle üçgen gibi sarılanlar da oluyor ama bu şekilde yeterli. Evet, şekli aslında budur paçanga böreğinin. Bu şekilde böyle sigara böreğinden kalın. Böyle bu şekilde biraz daha yayvan olacak. Malzemesi daha fazla olduğu için içinde. Tamam, biraz yayvan olacak. Evet, biraz yayvan. Ucunu suyla ıslatmak önemli. Yapıştırdıktan sonra kızartacağız. Tamam, kızgın yağda kızartılacak ve kunta kinte ile servis yapılacak. Evet. Servis yapılırken tekrar döneriz sana. Tamam. Bu arada Birsen, çok sevdiğin bir karagöz tipi var mı? Aslında çok hakim değilim. Ben başrol oyuncularına çok daha hakimim. Unutuyorum o yüzden. Yani çok sık da izleyemediğim için. Yan roller hep unutulur maalesef. Evet. O yüzden çok iyi bilmiyorum açıkçası ama Karagöz Hacivat'ın hayranıyım. O zaman şimdi öğrenelim yan rolleri de. Tamam, çok mutlu olurum. Evet, zamanı geldi artık, onlar da ortaya çıksınlar. Kendi başrollerini oynasınlar. Hep unutuluyor dediğiniz gibi, yani yan tarafta gezen, yani arkadan geçen adamlar. Evet, evet. Ama o da, yani o olmasa oyun olmuyor. Evet, yani Karagöz'de arkadan geçen adam olmuyor. Hep yan roller oluyor ama dediğiniz gibi yani o da olmasa oyun olmuyor. Yani eğer perdede kullanacağınız bir figür, tasvir hazırladıysanız ve oyunun içerisinde varsa olmazsa olmaz. Yani mutlaka oyunun içerisinde hem bir espri vermek zorunda, hem o ilişkiyi kurmak zorunda, bir sonraki sahnenin düğümünü atmak veya bağını çözmek zorunda vesaire, bir rolü mutlaka var. Karagöz perdesi dedik ya, hayatın aynası, aslında kendi döneminin aynası. Biz şimdi günümüz ustaları artık tipleri de güncellemeye başladılar. Yani içerisinde farklı tipleri de görmek. Yani günümüz giyim kuşamını yansıtan farklı tipler de sokulmaya başlandı. Şu anda elimizdeki tasvirler biraz daha o geçmiş dönemi. Geleneksel. Yani geleneksel tasvirler. Karagöz perdesi işte o hayatın aynasının içerisinde neler varsa, yani bir güneş, bir bulut, bir ev, bir bahçe, bir saksı, ne varsa hepsini yansıttığınız bir alan aslında. Perdenin sağında ve solunda mutlaka ve mutlaka evlerimiz bulunur. Yani o ahşap evler. Cumbalı ev dediğimiz evler, ahşap veya işte ne bileyim. Eski İstanbul evleri, İstanbul değil mi? Evleri. İstanbul'da yani yaşıyorlar daha çok. Safranbolu evleri veya işte aslında her bölgede aşağı yukarı var bu şey. Bizim işte Ankara'nın o eski evleri hemen hemen benzer evler ama hani bizim Ankara'nın evleri biraz daha böyle kahverengi beyaz ağırlıklı, işte Beypazarı evleri tarzında, Safranbolu evleri tarzında, ama eski İstanbul evleri dersek daha doğru olmuş olacak. İşte Karagöz'ün eviydi elimdeki. Bu Hacivat'ın evi mesela. Bu da böyle bir ev. Yani mutlaka hani perdesinden varana kadar, işte camın kenarındaki saksıya kadar her şeyi koyarsınız ki hani biraz daha gerçeği yansıtabilsin diye. Malzemede deri değil mi? Tabii ki. Deve derisi miydi? Şimdi bu şeyler, tasvirler, evet, deve derisinden yapılıyordu. Orijinali buydu ama artık nasıl diyeyim, Avrupalıların söylediği gibi deveye binmediğimiz için deve de kalmadığından artık dana derisine veya düve derisine ya da manda derisine doğru dönüşmüş vaziyette. Derinin gön dediğimiz iç kısmı işte iyice ayıklandıktan sonra... Şöyle ben de elime alabilir miyim? Tabii ki, lütfen lütfen. Ama hani, bu da deri değil mi? Tabii, bu da deri. Yani tabakhane deriz yani. Tabakhanelere gider bunlar. Tabakhanelerde... Ben kabadayıyı aldım galiba. Evet, Tuzsuz Deli Bekir dediğimiz, matiz dediğimiz bir tipimiz. Derilerden işlenir. Özel bıçakları vardır, nevregen dediğimiz. Üzerlerinde kök boyası kullanılır. Çünkü şu kısımları değil mi, böyle ince ince bıçaklarla oyularak yapılıyor. O desenler yapılıyor. Işık geçişi olsun ki hani daha kuvvetli görünsün diye yapılır. Yani ışığa tutma imkanımız var. Evet, daha net görünür yani o şekilde. Ve kök boyaları kullanılır. Kök boyalar doğal boyalardır. Bunların sebebi tamamen ışığın geçirgenliğini artırmak. Yani derinin yarı şeffaf özelliği. Derinin bu arada ham halini işte mesela bir kadın figürümüzün yüzünden görebiliriz. Hiç işlenmemiş o halde geliyor yani bize. O detaylar o şekilde işleniyor. Zaten bu arkadan da görünüyor. Evet evet. Yani dolayısıyla siz ona arkadan bir ışık verdiğiniz zaman o deri ten renginde görünür. Hiç ten kısımlarını boyamanıza gerek kalmaz. Diğer kısımlarını süslersiniz, işlersiniz, boyarsınız. Eklemleri bağlanır ve değnekler takılarak bu usulde... Hatunun adı neydi? Zenne deriz genelde ama hani Sümbül diye isim, yani ismi Sümbül, elinizdeki tasvirin adı, bendeki ismi. Sümbül. Yani genelde işte o değindik ya, yani tasvirler yoktu, hep kadın figürlerin ismi genelde yok. Karagöz'ün karısı, Hacivat'ın karısı veya Zenne ya da Çengi derler. İşte kadın adı yok. Artık Duygu Asemek'le de rahmetli analım burada. Evet evet, yani dolayısıyla artık kadınlara, kadının adı yoktan çıkıp kadınlara isim verdiğimiz bir perdeye doğru dönüşüyor. Çok güzel. Perdemiz. Şimdi tasvir, yani tiplere baktığımız zaman tabii ki Karagöz perdesi canlı bir perde. Hayat dedik. Dolayısıyla oradaki bir taşın da önemi var. İşte ne bileyim, perdede duran bir ağacın da önemi var. Ay, o ağaç da çok güzel ama. Göstermelik dediğim, göstermelik olarak kullandığım bir figür. Bu? Evet efendim. Ay, Harika, bakar mısınız? Ya nar aslında Türk kültüründe de çok kadim bir semboldür ve bereketi temsil eder. Benim nar ağacında göstermelik dediğimiz figür perdenin ortasında durur hocam. Ve ilk başta onu bir nareke zzzz diye böyle def sesleri eşliğinde kaldırırsınız. Onun amacı şudur. Tiyatroda hani gong diye bir ses duyarız ya. Onun amacı odur. Yani oyunumuz başlıyor. Hazırlanın, hadi dikkat toparlanın falan gibi bir anlamı vardır. Nar bolluğu, bereketi simgeler. Padişahların kaftanlarında bile çok kullanılmıştır simgesel olarak. Hala kültürümüzde böyle bolluk bereket getirsin diye kullanılır. Evet, yani geleneğin bir taraftan icat edildiği bir sürece de girdi. Nardogan'la Nardogan yeni yılın bereketine vesaire. Normalde hani bazı tabii ki akademisyenler reddediyor böyle bir şey yok diye, ama bir taraftan böyle bir bereket bir taraftan icat olunmaya da başladı Nardogan bayramıyla. Fakat ben... Bu arada geçen gün şunu da söylemek isteyeceğim. Bir AVM'de yeni bir açılmıştı, dükkan açılmış ama yine marka dükkanlardan, marka zincirlerinden bir tanesi. Bir baktım kapısının önüne beyaz bir çarşaf serilmiş ve nar kırılmış. Ne mutlu yani. Ya hala kullanılıyor bu gelenek, bolluk bereket adına. Kesinlikle. Yani bizim Anadolu'nun düğünlerinde, cenazelerinde veya bolluk bereket ritüellerinin hemen hepsinde kullanılıyor. Yani farklı farklı bölgelerde kullanılıyor. Biz de perdemizin bolluğu bereketi olsun diye. Evet, çünkü çok güzel. Çocuklarımızın dilinde bile var aslında. Hani çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane deriz. Yani bugün bilmecelerde bile var. Bugün çarşıdan alıp eve geldiğimizde 1000 tane olan bir şey yok ama hala nar o bereketini, o bolluğunu çocukların dilinde de koruyor. Bu göstermelik figürü kaldırdıktan sonra artık Hacivat perdeye bir şarkı eşliğinde gelir. Orada genelde yardağımız, çırağımız dediğimiz kişi Betül'ümüz bir def çalar ve pencerenin perdesine de diyerek atıyorum veya bir semai söyleyerek. Diyelim ama. Diyelim o zaman. Hadi diyelim. Yani lafta kalmasın. Aşamalar semai söyler, gazel söyler ve Karagöz'ü çağırır şeklinde devam ederken semai dediğimiz şey aslında Hacivat'ın şarkısı. Pencerenin perdesini aç bana, göster yüzünü, görmek için ben yüzünü dağları açtım, dağa geldim. Oh, hay hay diyerek perdeyi açar. Direkt ardından bu bekleniyor. Değil mi? Hay hay ya, def sesiyle o kadar bütün ki yani Karagöz perdesi gerçekten. Bir de artık her harekette, yani o bizim seyircimizin vurmalar, kırmalar dediği aslında bir illüzyon olan Karagöz'ün o Hacivat'a yaptığı el şakalarında bile def o kadar anlam içeriyor aslında. Bütünleştiriyor yani. Onu ayrı düşünemiyoruz. Biraz da onu konuşalım. Gerçekten böyle hep bir arbede gibi bir durumları vardır Karagöz'le Hacivat arasında. Bu eleştiriliyor mu günümüzde? Eleştirisi var ama o eleştiriye cevabımız da çok hazır. Hangimiz yapmıyoruz ki? Yani sanki böyle çok pamukların içerisinde, fanusun içerisinde yaşadığımız bir hayat varmışçasına perdeyi bu kadar da şeffaflaştırmaya gerek yok bence. Yani benim 5 yaşında bir kızım var. Yani inanın böyle yavaş düşeceksin demekten böyle imtina ediyorum. Çünkü düşsün istiyorum. Yani biraz düşmek lazım. Biraz bir yerlerimizin acıması lazım bence. O yaraları kendimizin görmesi lazım. Çünkü biz insana ne kadar düşeceksin, yapacaksın, edeceksin dedikçe aslında o kendisi görmeyince tecrübeyi edinmiyor günün sonunda. Dolayısıyla hani Karagöz'ün de böyle argosu var, bağırması var, vurması var, kırması var dediğimiz noktada aslında bu hayatın ta kendisi diyoruz ya. Hep yine başa döndük. Hayatın içinde ne varsa perdede de o var. Aman efendim hoş geldin, merhaba, hoş bulduk, suda pişmiş bal kabağı dediği anda burada hiç birbirine vurmadığını da perdenin sonrasında sadece onun birinin geldiğini öbürünün gittiğini ifade eden bir illüzyon olduğunu ispat etmeye de çalışıyoruz. Hani akran zorbalığından da uzak tutmaya çalışıyoruz seyircimizi. Son zamanlarda akran zorbalığının çok arttığını duyuyoruz. Tabii Karagöz ve Hacivat değil bunun sorumlusu. Ama bunun başka nedenleri vardır mutlaka. Şimdi ağaç geldi, gong geldi, çaldı, Hacivat Karagöz'ümüzü çağırdı. Karagöz'ümüz indi aşağıya. Mutlaka artık... Hacivat çağırıyor değil mi Karagöz? Evet, Karagöz öyle gelmiyor kolay kolay perdeye. Şeydir, pi şeker tipi orta oyununda görürsünüz, İbiş oyunlarında beyefendi tipini görürsünüz veya meddah kendi derdini anlatmaya başlarken bir teganniye yapar, yani bir sunum yapar ve sanki başka birini çağırıyormuş gibi diğer tiplemeye geçer. Geleneksel tiyatronun hemen hemen usulü böyledir. Bu şekilde devam eder. Sonra oyun kurulur, başka artık bir düğüm atılır ve o düğüm işte bizim fasıl dediğimiz kısmı içerisine alır. Mukaddime, muhabere ve fasıl dedikten sonra fasılın içerisinde de farklı tipleri görürüz. Bunlar da yine hemen hemen işte yine hayatın içerisinden tipler. Eşeğimiz var mesela, bir hayvan figürü olarak getirmiştim bunu. Yani bu eşeği de bazen kullanıyoruz oyunun içerisinde ve çocukların da hala böyle Barış Manço sağ olsun çok sevdiği bir hayvan figürü eşek. Peki eşek konuşmuyor ama değil mi? Yani kendi sesini çıkartıyor. Ha, sadece anırıyor demek istiyorsunuz. Anırıyor ama şeyle, kendi sesiyle cevap veriyor. Hani işte bazen Karagöz diyor ki hadi gidelim mi kara kaçak? Hani, yani, ona göre hadi diyor. Ya hayır diyor ya gidelim diyor. Bir şekilde derdini anlatıyor yani. Ya bir şekilde konuşuyor kendi lisanıyla, tamam. Yani kesinlikle dile de getirilir, neden olmasın yani. Evet. Fable tarzında devam edebilir. Mesela işte hepimizin çok sevdiği tiplerden bir tanesi. Benim. Karadenizli tipimiz. Yani normalde kemençesiyle perdeye gelir ve gördüğünüz hemen hemen bütün tipler mutlaka bir şarkı söyler. Kendi yöresinin şarkısı işte. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Açtım baktım hamsi yok da başladım avlamaya. Diyerek böyle şarkılarını söylerler ki aynı zamanda bu usta içinde kolaylıktır. Geçiş yapıyor. Yani hani o bir yumuşatıyor şeyi. Tabii. Tasvirin perdede oynatılmasını da yumuşatıyor. Ama biraz konuşmasını da rica tabii ki neden olmasın. Perdeye geldiği zaman zaten Karadenizli tipimiz biraz bol konuşmasıyla meşhurdur. Yani oy ula hocam merhaba da nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Oy ula hocam sen beni tanıyor musun? Yok. Anamı tanıyor musun? Ne yapayım anneni ya Allah Allah. Ula babamı tanıyor musun? Yok. Ula emicemi, deyzemi, dayımı, yengemi, görümcemi. Ulan senin görümcen mi var ya Allah Allah diye. Böyle hızlı konuşup böyle Karagöz'ü biraz alt etmeye çalıştığı bir tipimizdir şey. Çok konuşan, susmayan bir tip. Evet. Yani Karagöz'ün tabiriyle pancar motoru gibi susmadın dediği bir tiptir Karadenizli bizim için. Yine aynı şekilde işte bir başka mesela kadın tipimiz var. Bu da biraz elinde telefonla bir YouTuber modellerinden bir tanesi. Bu yeni gelmiş. Bu yeni modellerimizden bir tanesi. Efendim merhabalar. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalım dediysem Kanal B'deyim. Bugün çekim yapıyorum. Ay benim burnuma ne olmuş canım? Ay benim burnum estetik böyle mi çıkmalı canım? Allah Allah falan deyip böyle perdenin içerisinde. Selfie de çeker mi? Tabii kendisi. Ki, tabii ki neden çekmesin? Bol. Başlamadan önce Birsen Hanım'dan hallice sürekli çekimlerini yapar. Birsen, sana da böyle laf geldi. Gelsin. Çok güzel içinde olmak böyle. Ama öyle bütün konuklarımız programa geldiğinde siz yapmadınız galiba. Selfie çekerler. Benim çok telefonla aram yok ya. Yani bakar mısınız? Gerçekten. Onu fark ettim şimdi. Yani bütün konuklarımız çekim yapar. Öz çekim diyoruz. Hani daha Türkçeleştirildi ya. Bu şekilde siz yapmadınız. Yani çok böyle telefonun ilişkileri soğuttuğundan tarafım biraz. Yani tamam hep öyle denir de ama iş icraata geldiğinde durum hiç öyle değildir. Evet kesinlikle. Siz deyip de uygulayanlardansınız. Çok fazla böyle telefonun çünkü çok yani aslında şu an yok. Yani öncesinde benim de yani bu telefonun özellikle akıllı telefonların çıktığı zamanlar zamanımı çok çaldığını fark ettim. Ama bizim zamanımız çok önemli. Yani ben gerçekten telefonla böyle ilişkilerimi daha çok böyle ya işte çocuğum için, işte ailem için, çekirdek ailem için, ya geniş ailem için ya da işim için kullanıyorum daha çok. O vaziyette gidiyor. Çünkü diğer türlü hani şuradayım, buradayım falan filan dediğimiz zaman gerçekten bir üretimimiz belki de bitecek. Onun için kültürel miras taşıyıcılarının biraz daha böyle telefona değil de böyle üretime yönelik çalışmalarını tavsiye edenlerdenim ve uygulayanlardanım. Bunu diyeyim. Uygulayanı görmek çok daha önemli bence. Söylediğin arkasında durmak. Evet, çabalıyorum yani elimden geldiğince diyelim. Şimdi az önce mutfağa döndüler, Birsen'in yaptıklarını gösterdiler arkadaşlarımız. Birsen, bilmiyorum, bize anlatmak istediğin bir şey var mı bu noktada? Aslında malzemelerimin içine koyup şu an hızlı bir şekilde kızartıyorum. Yağım da çok kızgın. Böreklerimi bir yandan sarıyorum. Dediğim gibi uçlarını ıslatıyorum, yapıştırıyorum. Ve kızartıyorum böreklerimi. İstenen böyle kızgın olması zaten ama evet, yağın değil mi? Evet, hızlıca pişiyor. Yani şu an kızdığı için de bekletmeden, yakmadan bu şekilde iyice altın rengini aldıktan sonra alıyorum. Böreklerim neredeyse hazır zaten. Şöyle yağ çekeyim daha fazla. Tam yanmasın. Böyle evdeki hanımlar gibi bir taraftan sarıp bir taraftan kızartıp diğer taraftan kunta kintiğini de ihmal etmeyip aman yanmasın diye bakan bir sen var orada. Evet, o da zaten şu an aslında pişti. Onu da çıkartacağım. Biraz ılıkken de servis etmiş olacağız. Bu şekilde böreklerimiz hazır. Tamam, o zaman serviste görüşmek üzere. Senden bir kez daha tarifleri hatırlatmanı rica edebilirim. Tamam. O zaman. Tamam. Tamam mı? Ve biz Karagöz ve arkadaşlarını tanımaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Diğer arkadaşlarına bakacak olursak Tuzsuz Deli Bekir'e bakalım. Tuzsuz Deli Bekir aslında günümüzde tipoloji olarak da, yani kıyafetiyle, giyimiyle de bazı özelliklerini kaybetmiş. Elinde bir şişesi var ve aynı zamanda bir kılıcı var. Mahallenin kabadayısı. Aslında hani adaletin kılıcı diyebiliriz. Yani adaletin temsili de diyebiliriz. Yani çoğunlukla bir mesele, yani toplumsal olarak olumsuz bir meselenin ardından masaya yumruğunu vuran kişidir. Ve şimdi geçmişte mahallelerde o mahalleliyi koruyan tipler varmış, evet, değil mi? Evet, evet. Oradan esinlenip belki çıkmış Tuzsuz Deli Bekir. Evet. Ama günümüzde de böyle bir anlam mı yüklenmiş? Evet, yani adaletin kılıcı gibi. Biraz daha böyle o noktada eski oyunlara, kâr-ı kadim oyunlara baktığımız zaman da böyle Tuzsuz Deli Bekir'i biraz daha böyle mahalle bekçisi tarzında görürüz. Hatta bizim Ankara'mızın çok önemli karagözcülerinden Hayali Küçük Ali, ismini de duymuşsunuz. Tabii. Hayali Küçük Ali'nin oğullarından bir tanesi Karagöz Kemal. Ankara'nın eski Hacettepe kabadayılarındandır. Ve bir Hamamönü tarafında bir terziye uğradığımda terzinin tesadüfen babası da oradaydı. Ne iş yapıyorsundan muhabbet oraya geldi. Onun dedi Hayali Küçük Ali işte TRT'ye giderdi, orada çekimler yapılırdı. Üstümde başında bir şey yoktu. Üzerine şöyle bir ceket verdim. Gerçekten küçücüktü. En küçük ceket bile büyük geldi falan gibi muhabbet ederken bir de oğlu vardı dedi. Karagöz Kemal'den bahsetti. Ve nasıl diyeyim? Günümüz kabadayılar, hani ben kabadayı deyince dedi yanlış anlamayın dedi. Öyle değil dedi. Yani o kapının önünden poşeti böyle sadece kolunu göstererek bırakır ve topuklayıp kaçar oradan şeklinde anlattı. Yani eski kabadayılar sadece böyle vuran, kıran, bağıran, belinde silahı veya neyi varsa kamasıyla dolaşan insanlar olarak tasvir edilmekten ziyade aslında mahallesini kollayan, gözeten ve o mahallenin önder kişilerindendir. Tuzsuz'un da böyle bir tarafı vardır aslında. Yani son raddede artık neredeyse yıktın perdeyi, eyledin viran durumuna geleceği vakitte havada uçan, karada kaçan, anasının koynundan kız kaçıran, niyet var mı ulan bana yan bakan? Vallahi ben dümdüz bakıyorum abi diye böyle Karagöz'ü karşısında gezen, şişesinden de şerbetini eksik etmeyen bir abimiz diyelim yani. Şimdi Şafak Bey, devam edeceğiz tabii ki. Hatta şu kahramanı da ben size vereyim. Şimdi doğaçlama da yapıyorsunuzdur mutlaka. Mutlaka, evet tabii. Yani zaten doğaçlama gidiyormuş anlaşılan. Ya, mutlaka tabii derken ya belli kalıplar vardır ama o kalıplar çevresinde siz oynuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani bu da biraz fazla zeka ve konsantrasyon gerektiriyor diye düşünüyorum. Şöyle yani orada o biraz espriyi patlatmak çünkü tabii öyle ki çok kolay, çok canlı olmak zorundasınız. Evet. Yani nasıl diyeyim? Ya o çok tuhaftır yani perde arkası gerçekten. Buna da her bu alanda çalışan usta arkadaşım onay verecektir. Gerçekten gözümüz açık ama gözümüz kapalı gibi bir şeyin içerisinde, yani bir boyut gibi orası. Hani derler ya bilmem kaçıncı boyut falan. Gerçekten hani bir boyut gibi oraya giriyorsunuz ve oradan böyle ara sıra bazen oluyor ki bir anda atıyorum perdenin arkasında bir şey düştü. Dikkatiniz dağılıyor ve saniyelik, saliselik bir. Yani baktınız, algıladınız, döndünüz. Tekrar oraya girmek zorundasınız. O hayalin içerisinden koparsanız oyun kopuyor. Seyircinin tepkileri de mutlaka kolaçan ediyorsunuzdur. Evet. Yani oradasınız ama sadece seyirciyi göremediğiniz için, hep perde arkasındayız biz. Orada seyirciyi göremediğiniz için kulağınız orada. Yani aslında beyni gözsel olarak, yani hafıza olarak oyun içerisindesiniz. Kulağınız seyircide, oradan bir şey alırsa hop öğütüyor, buradan karşıya veriyor, ellere veriyor, dillere veriyor, kola veriyor, zihne veriyor. Ya biraz çok zor bir iş. Kendimizi paraladığımız bir alan. Sol el çalışıyor, bir taraftan şarkı söyleniyor. Her zaman bu müzik aletlerini çalan biri var mıdır yanda, yoksa yani hayali mi çalar bunları da? Yok yani şöyle çıraksız gitmiyoruz yani gösterilere. Çünkü elimiz kolumuz yetmiyor. Yani keşke üçüncü bir kolumuz olsaydı diyorum bazen, ama orada göbeğim devreye giriyor kimi zaman. İşte değneği tutmak için veya işte ne bileyim keşke şu da olsaydı dediğimiz zaman işte Betül o zaman pat ben buradayım diyor. Ne bileyim başka bir durum olduğu zaman hemen alttan hazırladım hocam diyor. Bir şeyi görüyoruz. Dolayısıyla çırak bizim için çok önemli. Yani elimiz, kolumuz, canımız, ciğerimiz gerçekten. Biz Betül Hanım'ı da tanımak istiyoruz. Tamam, söylemiştim. Bir dahaki görüşmemizde çırağınızla gelirseniz tamam, çok seviniriz. İnşallah. Devam edelim mi? Elinizdeki tip. Bu tipimiz acaba aslında biraz ruhani bir tip. Yani perdede genelde bazı olaylarda işte Karagöz'ü kahraman etmeye veya Karagöz'ün kahramanlığa giden yolculuğunda ona el veren kişi, ya bir rüyayla ya bir sihirli güçle vesaire. İlk ortaya çıkışı da şeyle oldu. Yani Dede Korkut temasını işlemek istedim. Yani çünkü bu sizin yarattığınız bir tip. Evet. Yani şey, bizim kendi çizimlerimizden olan bir tip. Başka bir ustamızın yaptığı, tasvir olarak işlediği, bana verdiği bir tip. Dede Korkut olarak şey yaptık, düşündük aslında. Ya bir oyunda bir tip vardı ama böyle ne olsun diye düşünürken, yani biz çünkü çok yalnız bırakıyoruz bazı şeyleri. Sonuçta gelenek, işte kâr-ı kadim diyoruz, işte eski geleneksel meslek şudur budur falan filan diyoruz ama bizim geleneğimiz sadece Karagöz'den ibaret değil ki, veya ne bileyim işte sadece bir nazar boncuğu yapmıyoruz ki biz kültürün içerisinde. Her şeyi işlemek lazım. Buraya hayat diyorsak bizim hayatımız içerisinde kapının üzerine asılan bir üzerlik otu da var. Buraya bir hayat diyorsak bizim Dede Korkut'umuz neden olmasın, hikayelerimiz yani şeyin içerisinde, bir Karagöz perdesinin içerisinde. Ve hani bu kadar kendi hikayenin içerisinde Dede Korkut geldi, boy boyladı, soy soyladı derken bu kadar bizim o destanlarımızı, hikayelerimizi canlandıran bir kişi Karagöz perdesini neden canlandırmasın diyerek yola çıktık. Çok güzel düşünmüşsünüz bence. Ve aynı zamanda şey böyle bazen oluyor ki işte yahu dedem korkuttun beni ya diyor. Anam sen Dede Korkut musun yoksa? Hani böyle Karagöz'ün o tatlılıkla Dede Korkut'u da perdeye işlemesi. Yani bizim sadece şey var. Yani burada bir Dede Korkut hikayesi işlenmiyor mesela oyunumuzun içerisinde ama hani orada çocuğun aklında da böyle bence soru işaretini bırakıp ya anne Dede Korkut kimdi, baba Dede Korkut kimdi şeklinde. Ve kulağında ya da kalması işte boy boylasın, soy soylasın. Yani bir yetişkinse cümlesi, ya ben niye hani çocuğuma Dede Korkut'u anlatmıyorum? Evet, Dede Korkut hikayeleri anlatılacak bir boyutta değil çocuk için, küçük yaş grubu için. Fakat bunu artık gerek Milli Eğitim'in yaptığı çalışmalar, bu Anadolu Masalları adlı bir çalışmanın içerisinde çokça değerlendirildi. Veya işte artık çizgi filmler biraz daha pedagojik formasyonları ilerledi, metinler düzenlendi. Bunlara bakılması gerekiyor. Çocukların Dede Korkut'u tanıması gerekiyor. Çünkü benim kızım mesela hala Tepegöz'ü çok tatlı bir kahraman olarak biliyor ve ben hala Basat'la Tepegöz'ü karşılaştırmadım tüm hikayelerimde ona ki yani zarar görmesin diye. Kaç kişi Dede Korkut hikayelerini biliyor ki? Hani ben de şanslıydım, bunları zamanında inceleme şansımız vesaire olmuştu. Yetişkinler de bilmiyor ki. Evet. Yani temel mesele bu zaten hocam. Çocuklar bilsin, tamam. Belki değiştirilerek çocuklara anlatılmalı ama bence biraz yetişkinlere de aktarılmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten o çalışmalar başladı. Şimdi hani bir yerlerde sadece hani bu alanda değil, işte masal atölyeleri düzenliyorlar ve yetişkinler için anlatıyorlar, masal okuyorlar vesaire. Bizim yetişkinlerimiz öyle değildi. Evet, belki anne baba tarladaydı, işteydi, güçteydi ama babaanne devredeydi mesela. İşte hani benim işte beni büyüten babaannemdi ve devredeydi ve neredeyse eline, gözüne, diline veya işte anlattıklarına, yaptıklarına, ettiklerine bakarak hayata karşı alaylı olduğum kişi de o kendisidir. Ay, yani hani işte bir taraftan size usta Dede Korkut hikayeleri mi anlatılıyor? Yani birçok hikayeler anlatılırdı. Tamam. Yani şey sadece hani Dede Korkut değil, masallar, Dede Korkut anlatmaz, hani bilmez onları da. Hayır, değil mi? Ama onlar çok bilinmiyordu çünkü bilinmiyordu. Onun için sordum. Bir de hani şey süreç aslında hani başka bir süreçti. Yani biraz da o masallardan veya işte ne bileyim bizlerde daha çok böyle şeydi, efsaneler çok hakimdi. Binbir Gece masalları gibi şeklinde. Yani o şekilde anlatıları olurdu. Dolayısıyla biz onlardan duyarken şimdiki anneler yetişemiyorlar gerçekten. Hani bir taraftan işte diyoruz ya, kadın iş hayatının içerisinde ve akşam şimdi 6'da geldiğimiz zaman ben işte ne bileyim yemekleri ısıtıyorum. İşte eşim tabakları koyuyor vesaire, yiyoruz. Saat bakıyoruz 7 olmuş. Ne yapacağız? Hadi çocuğu yarına hazırlayalım. Yani biz ne ara hani çalışacağız, masal anlatacağız? İşte bunu hayata başlamadan önce, gençken, çocukken, ergenken gerçekten hani böyle telefonlara evet kullanıyoruz, çok güzel. Sadece bir arama motorlarına yazalım yani Dede Korkut diye. Arama motorlarına yazalım Karagöz diye. Şimdi ben de şunu düşündüm. Kızım küçükken tamam birçok kitapta masallar var. Çok artık bize aktarılan, belleğimize kazınan masallar var. Ben de sizin gibi babaannemin anlattığı masalları aktarmak istedim ama hatırlayamadım. Yani sonlarını hatırlayamadım açıkçası. Hani o da artık benim katkılarımla olur ya, masal bir şekilde başlar, sonu her gün başka bir şekilde biter. Keşke aslında düşündüm, not alsaymışım. Evet zaten hocam şeyde... yani bellek her zaman tutmuyor o notları çünkü. Anonim olan şey hani diyorsunuz ya işte metin. İşte metin yok bizde. Biz bir iskelet belirliyoruz ve iskeletin etrafını oyundan oyuna veya işte ne bileyim kafamıza göre diyeyim, ete kemiğe büründürüyoruz. Şimdi o günkü ruh hali de evet, çok önemli yani, değil mi? Enerjisi, ortamın enerjisi. Tabii ki yani hani o günkü sabah haberleri de önemli. Ya. O gün magazin haberleri de önemli bizim için. Veya o gün çocukların içerisinde ne bileyim Milli Eğitim'in yaptığı bir şey de, yeni bir hareket de önemli. Her şeyi güncel tutmak istediğiniz için bunlar da önemli. Dolayısıyla anonim olan yani metni olmayan veya işte ne bileyim yapıcısı belli olmayan bir şeyin, olayın içerisinde doğaçlama çok çok önemli. O doğaçlamayı ne kadar güzel işte yapabilmişsiniz ki aktarabilmişsinizdir çocuklarınıza diye düşünüyorum. Dolayısıyla eksikleri biz böyle tamamlıyoruz perdenin içerisinde. Masallarda da bu böyle. Belki oyun metinlerinde de türkülerde böyle. Türkülerde de böyle. Dilden dile yani, eklene değil evet mi? Günümüze kadar geliyor. Şimdi bizim karakterler bitmedi. Tipler diyoruz evet, tabii daha çok. Orada bir oduncu mu var? Evet, bu da Kastamonulu veya Bolulu. Bazı kaynaklarda sadece Türk diye geçer adı. Yani ama daha çok Kastamonu bölgesine ait bir tipimiz. Kendisinin elinde baltası var. Biraz oduncu Himmet diye de anılır veya tırnak içinde ayı Himmet diye de bilinir. Çünkü kendisi dağda gezer, davar güder, böyle odunlar, onlarla bulunur. Sürekli oradadır. Böyle şey, lakap da vardır ya Türk toplumunda. Öyle de bilinir. Himmet diyebileceğimiz Kastamonulu, Bolulu bir tipimiz bu. Yine aynı şekilde kendi yöresel türküsüyle girer işte perdeye. Amanunu, amanunu, amanunu yandım. Tiri dünya, tiri dünya, tiri dünya bandım. Bedava mı sandım, para vidim aldım. Aman, aman efendim merhabala, nasılsın iyi misin? Ben sorarsam ben çok iyiyim, teşekkür ederim, sağ olun. Efendim adım Himmet, dağda gezerim, davar güderim, odun ederim. Dibahumba, sen kimsin? Benim adım Karagöz. Anladım, kara uyuz. Uyuz değil ya Allah, Karagöz, Karagöz. Ha anladım, Karagöz. Yahu değil be, Allah Allah, Karagöz. Anladım canım, ne bağırıyorsun bacak kadar adama diye böyle şeyi, yöresel şivesini koruyan. Yanlış anlaşılmalar söz konusu değil mi? Evet evet, Karagöz'ün zaten mizahının temel çıkış noktası bu. Yanlış anlaşılma. Hani keyfi o. Bir beyefendi geliyor, İstanbul evet, beyefendisi. Bu beyefendi de günümüzün karşılığını söyleyecek olursak, Sevgililer Günü'nde eşini yalnız bırakmayan veya sevgilisini, Kadınlar Günü'nde ya biz çiçek alın, şey bunlar hep kapitalizmin oyunları falan demeyen, çiçeğini alan, böyle nazik, kibar, çelebi dediğimiz, ya günümüzün memuru, amiri böyle güzel, sakin konuşan, efendim buradan Kanal B'den bütün dünyadaki kadınlarımızın, emekçi kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz şeklinde böyle sakin sakin konuşan. Çiçeği de elinde zaten. Tabii tabii, çiçeği elinde, aman aman yani bir mendil düşse de hemen peşinden koşsam diye böyle aynı zamanda da yakışıklı, kibar, nazik bir çelebimiz. Çelebi beyefendisi bu. Evet, onun haricinde yine perdenin içerisinde başka tiplerimiz var. Sanırım şey son tipimiz göstereceğimiz. Zenne'yi de biraz anlatırsınız belki. Tabii ki, tabii ki onlara değineceğiz. Erkek tipler üzerinden gidiyoruz daha çok da onları bir bitirelim. Gerçi şeyimizi anlattık. Yo bir tane tabii sosyal medyadan evet, vardı bir kadınımız. Evet evet evet. Yabancı tiplerimiz de var. Şimdi hani hep Osmanlı falan dedik ya, yani kozmopolit de bir yapısı var. Aynı zamanda gayrimüslimler de var toplumun içerisinde. Yani Sadece gayrimüslim değil, işte Türk olmayanlar da var. Dolayısıyla böyle ticaretin merkezi olan bir coğrafyanın içerisinde burada Solomon dediğimiz biraz daha gayrimüslim bir tip. Ey bire Karayüz Efendi, Karayüz Efendi gelsene bire kuzucuğum. Özlerim seni, beklerim bire. Karayüz. Allah Allah, ne oldu ya? Beni bire gelsene. Ne oldu ya? Ya seni götüreceğim. Nereye götüreceksin canım? Benim geldik Kanal B'ye. Seni de götüreceğim. Ben zaten oradayım canım, Allah Allah. Dur ben işlerimi halledip geliyorum. Benim bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi kal sağlıcakla, görüşürüz. Öpüyorum. Çok böyle güzel. Biraz daha evet, biz zennemiz kaldı galiba konuşmayan. Evet, burada da bir başka zennemiz var. Bu biraz daha böyle bizim giyimiyle, kuşamıyla, elinde yelpazesiyle beraber aslında Çelebi'nin peşinde gezdiği, ulaşamadığı o kadın yani Çelebi. Biraz daha... Zenneye aslında erkeklerin kadın kılığına girmiş hali. Anlam olarak, evet, Arapça köken olarak baktığımız zaman dans eden, kadın kıyafeti giymiş erkek anlamında kullanılıyor. Ama buradaki... Şimdi şöyle, orta oyununda hep dedik ya yok, kadının hani perdede dahi işlevi yok. Şimdi de biraz daha geriye, orta oyunu biraz daha bizde ulu orta, yani ortada oynanır, kalabalığın ortasında. Kadın seyircinin arasında bile tek tük veya az varken, sahnede olması neredeyse imkansız haldeyken, orta oyunu dediğimiz o figürlerin içerisinde kadın tipini erkekler canlandırdığı için ağzında peçeyle aslında orta oyundaki anlamı doğru. Ama Karagöz perdesinde zaten o Karagöz'ün karısı veya işte ne bileyim. Yani gerçekten kadın olarak kullanılmış zenne figürü. Ve aslında ve hani zenneler diye geçer belki veya zenne diye geçer ama orta oyunda genelde erkekler kadın kıyafeti giydiği için o anlamı taşımakta. Evet. Zennemizde böyle bir hanımefendi. Ama nasıl konuşuyor onu duymadık. O da şarkısı var mı? Zennemizin de şarkısı vardır. Efendim Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun eteği çamur. Katibimin setresi uzun eteği çamur. Ah aman ay. Ay aman ay, ay günlerden ne bugün? Efendim bugün Dünya Kadınlar Günü. Ay benim Çelebim nerededir, nerededir? Aa aman efendim her yerdedir ama benim aradığım yerde değildir. Ah efendim görünmediğine göre kesin bana bir sürpriz yapacak. Aa aman efendim, ay benim Çelebim zaten sadece bugün değil, her gün Kadınlar Günü'mü kutlar. Ay benim kadın olduğumu her gün hissettirir, sağ olsun var olsun. Herkese böyle bir Çelebi nasip olsun diyelim o zaman. Her gün Dünya Kadınlar Günü gibi hissettiren bir Çelebi bulunduktan sonra, değil mi efendim? Kesinlikle. Ay Şafak Bey, sizinle sohbet harika. Zaman nasıl geçti gerçekten anlamadım. Sona gelmişiz. Gerçekten gelmişiz. Var mıydı son olarak aktarmak istedikleriniz? Hepsinden konuştuk diye fark ettim. Hepsini aşağı yukarı sohbetini, muhabbetini yaptık. Evet, hiçbirinin gönlü kalmasın yani. Yok. Gitmeden. Yani, öyle bir olursa tekrar geliriz zaten. Evet. Kapınızın açık olduğunu biliyorum. Evet. Çok sağ olun. Şimdi tabii ki Ramazan geliyor. Çok yoğunsunuz Ramazan'da ama biz Ramazan dışında da sizinle bir başka gün tekrar görüşmek isteriz efendim. Bakalım. Çok sağ olun katıldığınız için. Sizinle sohbet etmek harikaydı. Ya hem biz çok eğlendik, keyif aldık. Hem de izleyicilerimizi de şöyle bir geçmişe götürmüşüzdür diye düşünüyorum sayenizde. Ve şimdi son olarak sevgili Birsen'e dönelim. O sunumunu gerçekleştirdi diye düşünüyorum. Öyle mi Birsen? Evet. Yemeklerimiz hazır. Kuru etli paçanga böreğimiz pişti burada. Ve brownie'miz de burada. Bir nevi kumsakintemiz. Islak kekimiz burada. Ortasındaki beyaz çikolata da bu şekilde görünüyor. Kestim, dilimledim onu da görünsün diye. Yemeklerimiz hazır. Birsen'cim ellerine sağlık. Çok beyaz çikolatayı da gösterdi arkadaşlarım. O peynir gibi görünen kısım halbuki beyaz çikolata, dikkatli tüketelim diyelim. Çok güzel tarifler verdin. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve sevgili izleyiciler, her zaman olduğu gibi sizlerle son olarak farklı bir mekana daha uğruyoruz. Ardından veda ediyoruz. Ama tekrar görüşünceye kadar pazartesi günü sabah saat 10.30'da buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Değerli izleyiciler, şu anda porselen dekorlama eğitmeni Sayın İrem Öğütçü ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz atölyemize. Sağ olun. Şimdi porselen konusunda sizden bilgi almak istiyoruz ama öncesinde ilgimizi çeken bir teknikten söz etmenizi rica edeceğiz. Bir Japon tekniği kırılan parçaları yapıştırmayla ilgili, fakat altınla yapıştırılıyor. Geçmişten bugüne gelen bir sanat diyebilir misiniz, evet, bu tekniğe? Japon sanatı. Kintsugi, kint altın, tsugi yapıştırma demek oluyor. Yüzyıllar önce Japonların kırıkları birleştirme, tamir etme sanatı altın tozuyla bu şekilde yapıyorlar. Bir Japon bir albayın bir önemli bir kasesinin kırılmasıyla ortaya çıkıyor yüzyıllar önce. Günümüzde de şu anca çok yaygın. Bizim de atölyemizde fırından çıkan çiniler bazen kırık çıkıyor ya da burada yapılırken kırılabiliyor. O yüzden atölyemizde buna başladık. Çok da memnun kaldı herkes. Kırılmış parçaları tamir edebiliyoruz biz de. Evet, Çinli sanatçısı Melike Atmaca'nın atölyesindeyiz. Evet. Siz porselen dekorlama eğitmeni olarak burada çalışıyorsunuz, eğitim veriyorsunuz, evet, daha doğrusu. Biraz bu teknikten de söz eder misiniz bize? Çok yeni bir teknik. Yanda gördüğünüz kağıtlarla porselenleri, işte önümde gördüğünüz lavaboları ya da evinizde sıkıldığınız yemek takımlarınızı değiştirmek için kullanabiliyorsunuz. Çini kadar meşakkatli bir iş değil. Aslında çok daha kolay. O yüzden de insanların hobi olarak hem de çok kısa sürede öğrenip yapabilecekleri güzel bir eğitim oluyor. Atölyemize buna devam ediyoruz biz de. Ben lavaboları çok beğendim. Çok şık buldum. Biraz talep bu yönde mi? Yani kişiler kendilerine ait, kendilerine özel desenli eşyalar mı istiyorlar, evet, evlerinde? Evet, artık hep öyle. Zaten atölyemizde de kişiye ait yemek takımları yapılmaya başlandı. Lavaboları da ek olarak yanına kattık. Çok da talep gördü. Kendiniz de yapabiliyorsunuz. Biz de yapıp size verebiliyoruz. Bu şekilde beğenildi bayağı. Çok çeşit desen var. 80 küsür desen var hazır. Eğer ya da sizin hayalinizdeki bir desen varsa onu da yapabiliyoruz. Çok gönlü bir çalışma oluyor. Şimdi elimde tuttuğum, az önce söz ettiğiniz hani kırılan parçaların birleştirilmesi, bunun bir felsefesi var mı? Var. Japonların wabi-sabi felsefesiyle de çok bağdaşan bir felsefe. Zaten onun yan kolu gibi düşünülüyor. Kırıkları kapatmak yerine onları daha öne çıkarmayı amaç ediniyor. Bizde de bu böyle değil midir? Bildiğimiz bir kırığımızı, üzgünlüğümüzü, işte bir hatamızın üstünü kapattıkça o daha da çok büyür. Ama onu ortaya çıkarıp kabullendiğimizde işler daha da kolaylaşır. Aynı onun gibi bir felsefesi var. Bayağı uzun bir felsefe ama herkesin aslında hayatında uygulaması gereken bir şey. Şimdi kırıklar burada altınla kapatılıyor, evet, birleştiriliyor. Aslında daha sağlam mı oluyor malzeme? Aynen, hem daha sağlam oluyor hem daha dekoratif, daha güzel göründüğü için kırıklarla mutlu olmayı öğretiyor aslında. Bunlar aynı zamanda iki türlü yapılıyor. Biz burada modern yöntemiyle yapıyoruz. Eğer geleneksel yöntemle yaparsanız yemek üzerinde yemek yiyebiliyorsunuz. Gıdayla uyumlu oluyor. İlla onu yapmak isterseniz de onun da bir alternatifi var. İşte bal mumuyla, reçineyle ve yenilebilen altın tozuyla karıştırarak yapabiliyoruz. Birkaç yöntemi var yapmak için. Bu şekilde yapıyoruz biz de. Geleneksel yöntem nasıl yapılıyor? Geleneksel yöntem iki türlü uğraşı var. Önce yapıştırıyorsunuz, onu bekletiyorsunuz en az 20 günle 3 ay arasında. O yapıştıktan sonra zımparalıyorsunuz. Üstüne farklı bir bengay uğraşı denen bir uğraşı sürülüyor. Ondan sonra o kuruyor. Ondan sonra altın tozunu bambu kamışlarıyla üstüne serperek altını yapıştırıyorsunuz. Bayağı meşakkatli bir iş o. Ama her ikisi de çok güzel sonuç veriyor. Şimdi günümüzde hanımlar hobi edinme konusunda epey hevesliler. Bu da çok sevindirici. Herkes mutlaka bir uğraş edinsin, bir hobi edinsin diye biz yönlendirmeler yaparız zaten. İlgi var mı bu iki tekniğe de? Çok ilgi var. Yani özellikle porselen dekorlama yaklaşık 3-4 sene oldu başlayalı. Gerçekten çok ilgi var. Ben sadece Türkiye'de değil, yurt dışına da bu kağıtları gönderiyorum. Yani artık o kadar çok talep oldu ki seramikçiler, çiniciler sır üstü kullanıldığı için herkes bunu kullanabiliyor ve mesela ufak tefek el boyamasıyla birleştirebiliyorsunuz ya da sadece dekorlama yapabiliyorsunuz. Çok çeşitli yapılabiliyor. Aynı zamanda ev hanımları da mesela evde sıkıldığınız bir yemek takımınızı bu kağıtları alarak dekorlayarak çok ekonomik bir şekilde yeni bir yemek takımı oluşturabiliyorsunuz. O açıdan çok güzel. Siz nasıl öğrenmiştiniz? Vallahi ben yurt dışında duymuştum ilk defa. Sonra burada yapan bir hanımla tanıştım. Onların vasıtasıyla başladım. Sonra onlar bıraktılar. Şimdi ben devam ettiriyorum. İyi ki de tanışmışım diyorum. Bakın yurt dışından artık size talep oluyor anladığımız kadarıyla. Evet, gerçekten öyle. Türkiye'de yapan bir iki firma var. Çünkü onlar bütün Türkiye'nin ihtiyacını karşılıyorlar bu konuda, porselen desenlerinin. Onlar da size bir iki tane deseni vermiyor tabii ki. O yüzden yani yaptığınızda işte 50.000 adet yaptırmanız gerekiyor. O da bizim için çok fazla. O nedenle yurt dışından alıyoruz. Yoksa Türkler de gayet güzel yapabilir tabii ki bu dekalleri. Peki eğitimini almak istesek ne kadar zaman ayırmamız gerekiyor? Çok çok kolay. Yani bir workshopta zaten öğreniyorsunuz. Ben bu workshoplarda, biz atölyemizde bu işi yapıp ev hanımı olup da ondan sonra bundan para kazanan, işte birçok Instagram'dan, birkaç sosyal hesaplardan satışını yapıp bir sürü öğrencimiz oldu. O yüzden ev hanımlarına çok çok tavsiye ediyorum. Çünkü tabii ki bir çini gibi, yani o bir Türk el sanatı sonuçta. Hani çini gibi meşakkatli bir iş değil. Çok daha kolay. Bu da hobi sonuçta. Hobilere diye ihtiyaç var. O yüzden güzel tutuluyor yani. Şimdi aslında bir çini atölyesindeyiz. Peki siz çini öğreniyor musunuz? Öğrendiniz mi? Ben 21 yıl önce çini yaptım Melike Hoca ile birlikte. Yapıyorum da ama onlar kadar değil tabii ki. Benimki biraz hobide kaldı yani. Tam gereği kadar öğrenemedim. O yüzden yapıyorum diyemem. Sadece biraz denedim diyelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.